Uzun bir sürenin kayyumun atanmasından sonra, uzun bir süre sonra biz İstanbul'a geldik. Bir heyet olarak İstanbul'a geldik. İstanbul en çok ses çıkaran illerimizden bir tanesi ve bunun için buradayız. Geldiğimizden beridir bir dizi temaslarda bulunduk ve aynı şekilde devam ediyor. Şu an Türkiye'nin farklı bölgelerinde, farklı yerlerinde nöbet eylemlerimiz devam ediyor. Bugün de Şişli'deki eylemimizi ziyaret edeceğiz. Buraya gelişimiz Türkiye demokrasisi açısından gerçekten çok önemli buluyoruz. Çünkü artık iktidarın bizi sindiremeyeceğini, susturamayacağını göstermek asıl amacımız. Ve bu kayyum anlayışından vazgeçmesi yönünde bir yürüyüş gerçekleştirdik artık. Buradaki görüşmelerimiz o çok olumlu geçiyor. Çok halkların sahiplendiğini gördük bu mücadeleye karşı dur demek için. Halkta büyük bir sarılma var. Yaptığımız temaslarda demokrasi güçlerin üyelerinin çok farklı ve çok değerli önerileri oldu tabii. Kendileri de bu sesin yeterli olmadığını söylediler. Halkın daha çok ses çıkarması gerektiği yönünde önerilerde bulundular ve biz de buna inanıyoruz. Artık bu ses yeterli değil. Yani bu iktidarın artık bu zulmüne bu ses yeterli değil kesinlikle. Halkın daha çok ayağa kalkması gerekiyor, iradesine daha çok sahip çıkması gerekiyor. Bu sadece Hakkari'nin sorunu değil, bu tüm Türkiye'nin sorunu haline gelmiş durumda. Bugün sadece Hakkari olabilir ama ileride bu bütün Türkiye'ye sirayet edecek durumda. Türkiye'nin iktidarın bir iç savaş hazırlığının farkındayız ve bunun zemininin hazırlanması için sınır iller üzerinden bu iç savaş hazırlığını yapmaya çalışıyor. Biz de kesinlikle buna izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız belediyelerimizi almak için. Bütün çalışmalarını belediyeler üzerinde yürüttüğünü çok net bir şekilde ortaya koymuş oluyor aslında bu kayyum zihniyetiyle. Seçim çalışmaları, Hakkari'deki seçim çalışmalarında devlet bütün gücünü Hakkari'ye yığmış durumdaydı. Bütün çalışmalarını AK Parti adayı, AK Parti il yönetimi ve valiyle beraber bütün devlet kurumlarının aslında seferber olduğu bir seçim çalışması yürütüldü. Hakkari onlar için çok önemliydi çünkü iki ülkeye sınırı olan bir il olduğu için bütün iç savaş hazırlıklarını burası üzerinden yürüttüğünü düşünüyoruz. Çok şeye şahit olduk. Mesela Derecik'ten gelen çoğu tırların ağzının açılmadan geçtiğini şahit oluyoruz. Yani bu tırlar neden ağzı açılmadan geçiyor da bizim vatandaş sınırda aldığı eşyaların yarısını gümrükte el konularak oradan geçiyor. Kayyum politikası aslında sadece Hakkari'nin, Kürtlerin sorunu değil, bütün Türkiye'nin sorunudur. Bu yüzden bütün Türkiye halklarının buna ses çıkarmaları gerekiyor, bu anlayışa dur demeleri gerekiyor. Bu anlamda bütün Türkiye halklarına, demokrasi güçlerine birlikte ses olmaya çağırıyoruz.